Merhaba arkadaşlar Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Haftalar ilerledikçe bu haberimizin biraz daha önemi farklı oluyor ama ilk günlerde de önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni yılda en çok kazandıran hisseler yani geçen hafta yani son hafta en çok kazandıran hisseler hangileri? Önemli bir haber olarak görüyorum arkadaşlar bir haftada çünkü Borsa İstanbul'da bir dalgalı bir şey vardı ve genel manada 5 günde bir kayıp söz konusu 5 gün ele aldığınızda. Bu 5 günlük e, durumda bakalım kazanan hisseler hangileriymiş bir görelim. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin yeni yıldaki ilk haftalık performansları belli oldu. Geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST endeksi 5704.83 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından artan satış baskısıyla haftalık %3.03 değer kaybederek 5534 puana geriledi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin yeni yıldaki ilk haftalık performansları şu şekilde arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ben sizlere burada şimdi Borsa İstanbul'un %3.03 değer kaybettiği haftada değer kazanan hisseleri okumaya başlayacağım. Evet. Adel Kalemcilik %15.56 Anadolu Efes %0.30, Anadolu Sigorta %14.36, Arçelik 2.41, Arena Bilgisayar %3.58, Armada Bilgisayar %10.45, Aselsan %1.21. Mesela bu kadar büyük sözleşmelere, anlaşmalara rağmen Aselsan'ın %1.21 değer kazanması çok düşük gerçekten. Atlantis Yatırım Holding %1.54. Geçen yılın en çok kazanan ikinci şirketi bu. Arkadaşlar Kontrolmatik'ten sonra Atlantis Yatırım Holding sadece %1.54 kazanmış geçen hafta. Ama sadece de dememek gerekiyor. %3 değer kaybettiyse Borsa İstanbul 4.5 gibi düşünebilirsiniz ve önemli bir hamledir. Bu yılda da demek ki kazanma noktasında nereye gideceğini hissenin gelecek haftaki sonucu da belli edecektir arkadaşlar. Evet beyaz filo mesela inanılmaz kazanmış. %28.81 Bir komen sucat 2.52 BMW BMS Birleşik Meka Metal 12.74 Evet boş fren sistemleri %40.99 5541 liraya çıktı arkadaşlar hissenin değeri. Bir tane hisse 5541 ve tedbir kararlar geldi biliyorsunuz. Bur Çelik Vana %1.06, Bursa Çimento 0.16 ve çok kişinin bilmediği bir hisse CEO, CEO Event Media diyelim %31.64 değer kazandı. Pardon şöyle şey yapmayayım. Evet boşu geçtik. SEO event'i geçtik. Diri text, diri text, diriliş tekstil 2.45. Doğan Holding 1.98. Doğusan 0.39. Duran Doğan Basım 15.25. Duyo Boya 3.02. Mesela son günlerde tabanlara yakın diye yani çok değer kaybetmişti değil mi? Ege Endüstri 9.25. Egeplast 3.76 Emlak Konuk Ayman Yatırım ortakları 5.61 Enka 3.02 arkadaşlar. Devam ediyorum. Diğer şeylere geçeceğim şimdi. Evet. Gözde Girişim 17.55 Gübre Fabrikaları 11.62 Hedef Holding 0.54 Investor Holding 9.83 İmaj Makine %10, indeks Bilgisayar 0.76, İskenderun Demir Çelik 0.60, İş Bankası A 0.06, İş Bankası Kurumsal 7.69, İş GMEA 1.88, Kardemir Değer 7.06, Konfrut Gıda 3.25, Konya Çimento 15.69, Koza Altın 4.25, Marmaris Altın Yunus 1.53 Minipa 3.96 MMC Sanayi ve Ticaret Yatırım Şirketi 8.20 PC İletişim ve hizmetleri 2.86 Evet Politeknik Metal %42.33 Çok iyi bir gelir arkadaşlar Sanko Pazarlama 8.36 Saray Matbaacılık 8.18 Selçuk Eczacı Deposu 0.20 Senkron Siber Güvenlik 18.96 Servet GMEO 7.05 Şişecan 1.54 Mesela o kadar iki gün çok iyiydi durumu ama buna rağmen az yükselmiş değil mi? 1.54 Şok Marketler Ticaret 0.36 Tekven 1.42 Türksel 4.1, Türk Hava Yolları 1.14, Türk Telekom 3.09, Uzelteş Boya 13.80, Ülker Bisküvi 8.46, Verusa Holding 10.50, Vestel 3.16, Vestel Beyaz Eşya 5.08, Vespe Viking Kağıt 12.64, Yeni Gimat 5.12 Yeşil GMYO 5.70 Yeşil Yapı 19.07 Yeşil Yatırım 15.81 Yeşil Sezona iyi başlamış. Bakalım ne olacak göreceğiz arkadaşlar. Yani bu hisselerin hepsi bir anda bir yükseliyor bir anda bir düşüyor. Anlayamıyoruz onun. Gibi taş 7.86 Gibi taşın da arkadaşlar 70.100 lira oldu bu arada hisse. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bize az gibi geliyor sanki böyle kazanan hisse sayısı da Borsa İstanbul düştüğü için ama kazanan hisse sayısı da hiç de az değil. yüzde %3 kaybetmesine rağmen görüyorsunuz e, iyi derecede hisseler para kazanmışlar yani bu haftada. Şimdi şey şöyle baktığınız zaman yüzde olarak baktığınızda çok yüksek oranlarda düşenler de var. Mesela Mart Otel 136.58 düşmüş. Onlara bakıyorum şöyle. Yani yüzde olarak düşenler de çok fazla var. Dokuzlarda düşenler çok ortalama olarak baktığınızda arkadaşlar. Sekizler var mesela. 12 ışık plastik. Bilgisayar yüzde 15.96 düşmüş. Evet. Gördüm bayağı. 10.55 ege profil. 16.97 EDATA teknoloji mesela düşmüş. Teknoloji şirketlerinde bu var zaten. DEVA Holding düşmüş yüksek oranda. Çimentaş düşmüş. Kredi bet faktörü %21 düşmüş. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Haftanın ilk hafta sonunda biz en çok diğer kazanan hisseleri sizlere göstermeye çalıştık. Kendi fikirlerinizi ve düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz katıl ve teşekkür butonlarımız aktif buralardan da bize cüzi miktarlarda destek olabilirsiniz hepinize bol bol kazançlar